Değerli basın mensupları, biliyorsunuz ki hastanemiz 20 Temmuz 2010 yılında açılışı yapılmıştır. Ve bugün ülkemiz insanına ve dünya insanına en üstün kalitede hizmet verebilecek durumdadır. Bugün de aynı şekilde Kıbrıs'ta ilk defa uygulanan ve artık ülkemiz insanının yurt dışına gitmesine gerek kalmayan bir operasyon düzenlenmiştir. Bunun yanında değerli hocalarımızın desteğiyle ülkemizde her türlü operasyon veya hasta bakımı, hastalık teşhis edilebilmekte, tedavi edilebilmektedir. Bu yönden ülkemiz insanı için gurur duyuyoruz biz hocalarımızla. Bugün 64 yaşındaki bir hastaya ağız tabanı tümörü nedeniyle kommando operasyon tekniği kullanılarak bir operasyon düzenlenmiştir. Bu adamızda ilk defa yapılmaktadır. Ne mutlu bize ki artık ülkemiz insanı dışa bağımlılıktan kurtulmuştur. Öncelikle böyle büyük bir operasyonu yapmak için iyi bir ekibe ihtiyaç olması bizim en büyük şansımız. Bilgili, tecrübeli ve uyum içinde çalışan bir ekibe sahip olmadan böyle bir işlem yapılamaz. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinin çok emeği geçmiştir. Sayın Başhekimimizin de ifade ettiği gibi ağız tabanında yerleşmiş ileri evre bir kanserin artık tabiri caizse tren kaçmak üzereyken yapılabilecek en büyük boyutlu operasyonla çene kemiğinin de çıkarılması şeklinde tedavisi gerçekleştirildi. Oluşan defektin kapatılması için planladığımız fileplere gerek kalmadan geri kalan dokularla kapatma imkanı bulmamız bizim diğer bir sevindiğimiz nokta oldu. O yüzden hastanın bundan sonraki hayatındaki yaşantısı biraz daha kaliteli olacak önceki planlarımıza göre. Bundan sonra inşallah da ameliyat sonrası dönemde iyi geçecek ve hastamız tedavisine kavuşmuş olacaktır. Beklediğimiz ameliyatı yaptık. İstediğimiz ameliyatı da yaptık. Bundan sonra tabii sonuç güzel olacak ama biraz zor olacak hepimiz için. İyileşme süreci uzunca bir şey ameliyat bu. Ama bu şeyden, tümörden tabii kurtulmuş durumdayız. Söyleyecek başka bir şey yok. Tabii sigara içmemenizi herkese tekrar tavsiye ediyorum.